Şimdi hemen buradan İstanbul depremine geleyim. İstanbul bugün Türkiye nüfusunun neresinden bakarsanız bakın %25'ini barındırıyor. Bakın, Türkiye nüfusunun %25'ini barındıran İstanbul, Türkiye'nin ithalatının belki de %70'ini, ihracatının da belki de %40'ını yapıyor. Yani finans merkezleri İstanbul'da, üretim merkezleri İstanbul'da, bilmem ne merkezleri İstanbul'da. Yahu İstanbul'a bir şey olsa ne olur? He? İstanbul'a bir şey olsa ne olur kardeşim ya? İstanbul'da Allah göstermesin 8 büyüklüğünde bir deprem olsa İstanbul gittiği vakit ne olur? Türkiye biter. Yahu ben burada sıradan bir vatandaş bunu görüyorum da yıllarca onlarca yıldan beri bu ülkeyi yönetenler bunun böyle olduğunu görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı kardeşim ya? İşte ihanet. 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 İhanet yani düşmana gel kapı kale kapısını aç gel içeri diyerek ihanet olmaz. İhanet türlü türlüdür. Sen memleketin dengeli bir gelir dağılımını bozarsan bu ihanettir. Sen memleketin dengeli kalkınmasını bozarsan bu bir ihanettir. Sen memleketinin Anadolu'nun uçsuz bucaksız yaylalarını, köylerini, bozkırlarını insansız bırakır. Oraları değerini sıfıra düşürür. Sen o insanları getirir büyük şehirlere yığarsan bu bir ihanettir. Yarın öbürsü gün o Anadolu'da yüzlerce kilometrekare, binlerce dönüm, yüz binlerce dönüm boş kalan arazi başkalarının eline geçtiğinde, onları elinden aldığında sen nereden haberin olacak? Orada senin akraban yok, mezarın yok, köylün yok, insanın yok, irtibatın yok. Bitmiş. Gitse de üzülmezsin fazla. Ya zaten benim orada bir bağlantım kalmamıştı dersin. Niye? Şey yok. Kopardılar seni oradan. İşte bak ihanet budur. İnsanları toprağından koparmak, yaşadıkları yerlerden koparmak bu nasıl bir ihanettir ya? Kardeşim, herkes kendi toprağında doğmalı, büyümeli, yaşamalı. Cumhuriyet ne yapıyordu Cumhuriyet? Atatürk, Mustafa Kemal ne yaptı? Dikkat edin ya. Demiryolu ağlarını Anadolu'nun her tarafına yayıp ondan sonra da o demiryollarının ulaştığı yerlere de fabrikaları tıkır 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 kondurmaya başladı. Yani herkes yerinde kalacak. Köylü köyünde kalacak. Köy enstitüleri projesi köylüyü köyünde tutmak, köylüyü köyünde eğitmek projesiydi. Köylüyü köyünde kalkındırmak projesiydi. En basiti. Amerika Marshall Planı, o işte demin anlattığım Marshall Planı'nın şartlarından biri neydi? Yani üç tane koşul sürdü. Koşullardan birisi ne biliyor musunuz? Köy enstitülerini kapatacaksınız. Diğeri neydi? Planlı ekonomiden vazgeçeceksiniz. Yani planlı ekonomiden vazgeç, köy enstitülerini kapat, çok partili sisteme geç. Şeyleri buydu, koşulları buydu. Ne oldu ben çok partili sisteme geçtim, başım göğe mi erdi? Ha? Atatürk zamanında tek parti vardı, Türkiye bağımsız değil miydi? Ha? Şimdi çok partili sisteme geçtik de biz ne oldu? Bağımsızlığımız daha mı kuvvetlendi? İhracatımız daha mı arttı? Doların Türk lirası karşısındaki değeri daha mı azaldı? He? Ne oldu? İşte gelinen ortada. Hepsi birer müdürlük, müdüriyet. Şu an Bitin'de 4-5 tane parti var. 4-5 tanesi de birer müdüriyetten başka bir şey değil. Hepsi aynı amire bağlı emir kulları. Amir diyor yat, yatarlar. Kalk, kalkarlar. Ayrıl, ayrıl. Birleş, birleş. Buna evet de evet, buna hayır de hayır. Böyle bu ne? Onun için köylüyü köyünde tutmak, insanları yerinde eğitmek. Maalesef köylü kalmadı. Büyükşehir yasası da zaten buna tüy dikti. Adam evinde artık köyünde bir tane inek besleyemeyecek. Bak söylüyorum yasası çıkmış bunların hepsinin. Köyünde bir inek besleyemeyecek, bir keçi besleyemeyecek, bir koyun besleyemeyecek, 3 tane 5 tane tavuk besleyemeyecek. Yasası çıktı bunların hepsinin. Gelecekler tepene çökecekler. Yasak. Niye yasak kardeş? Böyle bak aha kanun. Büyükşehir yasası. Artık sen köy olmaktan çıkmışsın, mahalle olmuşsun. Mahalle olmuşsan kardeş burada şehir kuralları geçerli. Sana tavuk yasak, inek yasak. Ne yapacağım? Büyük tekellerin ürettiği ürünleri, ambalajlı var ya ürünler, o Gedeoğlu ürünler var ya onları tüket kardeş. Ya böyle.